Erdoğan'ın genel kurul salonunda yaptığı açılış konuşmasını izledik. Şimdi gelin meclise bir bakalım. Milletvekilleri 2,5 aylık aranın ardından mesaiye çok hızlı başladı. Heyecanlılardı. İşte ilk gün izlenimleri. Yeni dönemin başlamasına dakikalar kaldı. Heyecan var mı? Olmaz mı? 2,5 ay aradan sonra yeniden Ankara'ya geldiler. Heyecanlıydılar. İster istemez bir heyecan dalgası oluşuyor. Milletvekilleri yeni yasama yılına özel olarak hazırlandı. Kimi yeni kıyafetler, kimi yeni ayakkabılarıyla geldi meclise. Yeni mi aldınız efendim kıyafetlerinizi? Vallahi işte yeni güne, yeni döneme, yeni şeylerle başlamak güzel bir heyecan oluyor. Ben sizi bayağı formda görüyorum. Bir zayıflama durumu olmuş sanki. Ya aynı. Zayıflamamızın sebebi tabii sahadaki çalışmaya bağlıyoruz. Muhteşem sofralarımız vardı. Biz de vallahi yedik yani. Yalnız milletvekilleri değil, genel kurul salonu da yeni döneme hazırdı. 25 yıl sonra bir ilk de hayata geçiriliyor. Meclis adeta dijital bir döneme başlıyor. Milletvekillerinin sıralarına dijital ekranlar yerleştirildi. Vekiller bu ekranları çipli kimlik kartlarıyla açacak. Hem oy kullanma hem de yoklama işlemleri bu ekranlar aracılığıyla yapılacak. Aynı zamanda gündeme dair bilgilendirmeler de bu ekranlar aracılığıyla verilecek. Genel kurulda milletvekillerinin en çok şikayet ettiği konulardan biri de kürsüye çıkan konuşmacının adını gürültüden duyamamak ve kendisini de çoğu zaman görememekti. Yeni dönemde işte bu sorun da aşılıyor. Genel kurula iki dev ekran yerleştirildi. Böylece milletvekilleri kürsüde konuşan konuşmacının hem adını hem de kendisini o ekranlardan görecek.